Engin Özkoç'tan Süleyman Soylu'ya, asla kaçamayacaksın. Bütçe görüşmelerinde Bakan Süleyman Soylu'yu suç işlemekle itham eden CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, hukuk karşısında hesap vereceksin ve asla kaçamayacaksın, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı kesin hesabı ile 2023 yılı bütçe kanun teklifi görüşmeleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile başladı. Anka Haber Ajansı'nın haberine göre, Soylu'nun sunumunun ardından ilk söz CHP grubuna verildi. CHP adına Grup Başkan Vekili Engin Özkoç konuşma yaptı. Konuşması sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Özkoç'un sözünü keserek usul ve üsluba ilişkin açıklama yaptı. Özkoç ise Bakan Soylu'ya aynı uyarıları yapmadığını belirterek Yılmaz'a, "Bakanı niye uyarmadınız? Hamaset yapma, bakandan önce niye söylemedin bunu? Samimi olmayan, ikiyüzlü bir yaklaşım bu," tepkisini gösterdi ve kınadığını söyledi. Yılmaz ise, "İkiyüzlü değil. Usul konusunda hepinizin hassasiyetini bekliyorum," dedi. Aynı şekilde bakanı da uyarmanız gerekirdi. Bakanı uyarmadan, ikiyüzlü bir siyaset yaptınız. "Sizi kınıyorum, Sayın Başkan," diyen Özkoç, konuşmasında İçişleri Bakanı Soylu'yu suçluları korumakla suçladı. Soylu'nun suçlularla fotoğraflarını gösteren Özkoç, bu ülkede, kara para aklayıcılarının, çete liderlerinin, uyuşturucu, kokain kaçakçılarının İçişleri Bakanı ile yan yana gelebilmesi ve geçip gidebilmesi normal değildir, ifadelerini kullandı. Uyuşturucu kullanımının arttığını söyleyen Engin Özkoç, "Söylediğin hesaba göre, yılda 260 bin uyuşturucu satıcısını yakalamışsın. Yahu bu korkunç. Yakalananların torbacı olduklarını, yakalanmayan baronlarınsa senle beraber boy boy fotoğraflarını sana gösterdim. Çünkü ortada tonlarca uyuşturucu var, yakalanan tek bir baron yok," diye konuştu. Soylu'ya, "Gözümüz senin üzerinde. Hukuk karşısında hesap vereceksin ve asla kaçamayacaksın," diyen Özkoç şunları söyledi. "Konuşurken kirli bir dille konuşuyorsunuz. Söylediğiniz sözlerin %70'i iftira, yalan olduğu halde yüzünüz hiç kızarmıyor. Bu konuda ehil olduğunuzu görüyorum." Büyük Orta Doğu projesinden bahsetti. Büyük Orta Doğu projesinde ve Irak'ın bölünmesinde ABD'ye buradan yaptığın timsah gözyaşlarıyla yaptığın göndermelerde, "ABD'nin Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım," diyen senin genel başkanın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 3.750.000 Müslümanın katledilmesine ve Müslüman dünyası paramparça edilirken Amerikan askerlerinin Noel'ini kutlayan da senin genel başkanın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz bu PKK sürecini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de PKK elini kolunu sallarken, Türkiye'ye girerken Habur sınır kapısında, kaymakam ve valilere, "Onlara dokunmayın," emrini veren sizlersiniz. Recep Tayyip Erdoğan ulusal televizyonda dedi ki, "Bizim zamanımızda en çok PKK terör örgütü güçlenmiş ve silahlanmıştır," dedi. "Sen kirli bir dil kullandığın için, yalan ve iftira söylediğin için bunları tek tek ortaya koyacağım. Beceriksiz, suç işleyen, suçu koruyan bir bakanın, mesaisini ve makamının gücünü kara para ilişkilerini, tehdit ve şantaj için kullandığını konuşmanda kendi itiraflarınla tek tek açıklayacağım." Soylu, "Yaptığın suçlarla hem anayasanın hem de TCK'nın birçok maddesini işleyen dünya tarihinde görülmüş nadir İçişleri Bakanlarındansın. Her biri kapsamında işlediğin suçlarla ilgili hakim karşısında hesap vermen için CHP adına grup başkanı vekili olarak elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Ulusal bir kanalda hiç sıkılmadan itiraf ettin. Bir siyasetçi mafya babasından her ay rüşvet alıyor," dedin. "Vereni de alanı da biliyorum," dedin. Adını açıklamadın. Onunla ilgili herhangi bir suç işleminde bulunmadın. Suçluyu korudun ve kolladın. Bütün milletvekillerini ise zan altında bıraktın. Asıl kendi siyasi partinin milletvekillerini de zan altında bıraktın. Geçen yıl bu komisyonda milletin gözünün içine baka baka itiraf ettin. Kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz'ı nasıl kaçırdığını açıklıkla anlattı. 22 Kasım 2021 tarihli komisyon tutanağı. Şöyle diyorsun, "Daha ötesini de söyleyeyim Engin Özkoç, biz bir şey yaptık. Devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık, meselenin içine öyle bir daldık ki bize kumpas kuranları açığa düşürdük. Yani devletin en üstten de, sana bu emri veren Recep Tayyip Erdoğan mıydı? Sen Sezgin Baran Korkmaz'ı açık açık, devletin imkan ve kabiliyetini kullanarak onu yurt dışına kaçırdığını itiraf ettin. Niye pis pis sırıtıyorsun? Bu Sezgin Baran Korkmaz kim? Niye gülüyorsun? Yaptıkların hoşuna mı gidiyor? Niye pis pis sırıtıyorsun? ABD maliyesini dolandıran adamların kara parayı Türkiye'ye gönderdikleri kişi. ABD'de tüm adamlar yakalandı ve Korkmaz'ın ismini verdi. Türkiye'de 4 ayrı mahkeme, Korkmaz'ın mal varlıklarına el konulması için karar aldı. Yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Bir el düğmeye bastı.
Senin itirafına göre Soylu'nun kendi eliydi. Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbir ve yurt dışına çıkma yasağı aniden kaldırıldı. Yani Adalet Bakanlığı'nı işin içinde bulundurdunuz. 4 Aralık 2020'de, Sezgin Baran Korkmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile makamında görüştü. Hatta o gün o kadar meşguldün ki sen makamında görüşmeler yaparken Sezgin Baran Korkmaz'ı getiren iki kişi Sezgin Baran Korkmaz ile senin kapında sigara içiyordu. Şimdi soruyorum, Sezgin Baran Korkmaz ile ne konuştun? Ne konuştun da Sezgin Baran Korkmaz, bir gün sonra yurt dışına, senin sayende kaçtı. Sonra Masak, Korkmaz için birden kara para akladığı raporunu yayınladı. Sonra mahkeme gözaltı kararı çıkardı. Oysa zaten vardı. Sonra kırmızı bülten ile Avusturya'da yakalandı. Şimdi de ABD'de yargılanıyor. Türkiye'de suç işledi, senin sayende ABD'de. Bu ülkede, kara para aklayıcılarının, çete liderlerinin, uyuşturucu, kokain kaçakçılarının İçişleri Bakanı ile yan yana gelebilmesi ve geçip gidebilmesi normal değildir. Gösteriyorum, 2 milyar dolarla yurt dışına kaçan, kripto tosuncuk, Süleyman Soylu ile. Süleyman Soylu, uyuşturucu madde ile yakalanan Abdülhamit Burak Aykut ile. Şimdi gösteriyorum Soylu, Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümican Uygun'un babası ile. Süleyman Soylu, lüks araçta uyuşturucu kullanan, pudracı, Kürşat Ayvaoğlu ile. Gösteriyorum, Süleyman Soylu, Brezilya'da 1,3 ton uyuşturucu ile yakalanan uçağın sahibi Şehmus Özkan ile. Ortada tonlarca uyuşturucu var, yakalanana tek bir baron yok. Oran, 10 yıl içinde katlanarak büyüyor. Peki sen? Sen ne yapıyorsun? Önüne geçemediğin salgını operasyonlar, baskınlar falan diye millete yutturmaya çalışıyorsun. Söylediğin hesaba göre, yılda 260 bin uyuşturucu satıcısını yakalamışsın. Yahu bu korkunç. Yakalananların torbacı olduklarını, yakalanmayan baronlarınsa senle beraber boy boy fotoğraflarını sana gösterdim. Çünkü ortada tonlarca uyuşturucu var, yakalanan tek bir baron yok. Geçen sene Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilecek 4.9 ton kokain Kolombiya limanında yakalandı. Kimler teslim alacaktı? Nasıl dağıtılacaktı? Aradan 2,5 yıl geçti. Ortaya çıktı mı? Hayır. Bildiğim kadarıyla yine paravan kişileri yakalamışsın. Yine baronun arkasında durmuşsun. Yine baron, elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Senin bu suçu ve suçluyu nasıl koruduğunu biz, geçen sene belgeleriyle sana anlattık. Sen de evet doğrudur dedin. Kirli ilişkilerin nedeniyle senin bilgi paylaşmayan bürokratlarının olduğunu, rahatsızlık duyduğun devletin polisleri, memurları, cumhuriyetin evlatları olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hepimizin bildiği bir gerçeği bir kez daha söylüyorum. Genel başkanımız ve biz, uyuşturucuyla ilgili sözlerindeki muhatap olarak iktidarı, siyaseti ve seni sorumlu tutuyoruz. Hiçbir zaman devletin kurumlarını hedef almadık, almayız. Kendine siper ettiğin kurumların açıklamalarında senin kullandığın ucuz siyasetin ve kirli dilin izlerini görüyoruz. Hepimiz aslında seni görüyoruz Soylu. Gözümüz senin üzerinde. Hukuk karşısında hesap vereceksin ve asla kaçamayacaksın. Geçen sene Soylu, burada terörü bitirdik dedi. Yahu hiç sıkılmadan bu senede daha yeni bomba patlamışken aynı sözleri burada söyledi. Oysa yıl başından bu yana 88 askerimiz, 17 polisimiz, 105 evladımızı teröre şehit verdik. Az önce de yine aynı sözleri söyledin. Öyleyse nasıl oluyor da bir kadın terörist güvenlik unsurlarının ve istihbaratın en güçlü olduğu Afrin'den elini kolunu sallayarak Türkiye'nin sınırlarını geçti. 1200 kilometre yol alıp da geldi İstanbul'a. Evli gibi gözüktüğü bir kişiyle tekstil atölyesinde işe girdi. Daha sonra defalarca bombayı koyacağı yerde keşif yaptı. 6 insanımızı kaybettik. 2 ağır yaralımız var, sen ne yaptın? Terörle mücadele adı altında Taksim'deki saksılarla bankları kaldırdın. İşte senin terörle mücadele anlayışın bu. Mahcubuz dedin. Görevini layıkıyla yapmayanların kullandığı sözdür. Mahcubuz dediysen, o koltukta niye oturuyorsun? Senin mahcupluğunun bedelini, insanlarımız canıyla ödüyor. Skandal bir itirafta bulundun. Son olarak skandal bir itirafta bulundun. Taksim patlamasından sonra dedin ki Nusaybin'de, Kızıltepe'de, Kamışlı'da olduğu gibi birçok terör örgütünün fink attığı, ajanların kol gezdiği bir yer yok dedin. Nusaybin ve Kızıltepe, Mardin'in ilçeleri değil mi? Yani sen, Türkiye'de terör örgütleri ve yabancı ajanlar fink atıyor, dedin. Sen İçişleri Bakanısın. Sadece orada değil, Taksim'de fink atıyorlar, sayende. Az önce, daha önce büyük terör olayları oluyordu, şimdi o büyüklükte yok dedin. 6 canı kaybettiğimiz terör olayı, senin için küçük bir olay mıdır? Kars Emniyet Müdürün, 71 ilde DAEŞ örgütlüdür, dedi. Şimdi bunlar, bu topraklarda fink atıyorlar diyorsun. Sen bu suç örgütlerine vatandaşlık verdin.
Bir dakika oturmaman gerekir. Ama sen gülmeye devam edeceksin. Er ya da geç, Süleyman Soylu, yaptıklarının hesabını vereceksin. Sen örnek gösterilen değil, ibret alınacak bir İçişleri Bakanısın. O yüzden de asla kaçamayacaksın.